Değerli izleyicilerimiz, Aksaray'da En İyisi Gezmek programının sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi yine çok kıymetli valimiz Sayın Hamza Aydoğdu ile birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde Aksaray'ın gençleri bayrakla öyle bir yürüyüş yaptılar ki adeta yeryüzünden gökyüzüne bir mesaj verdiler. Ay yıldızı bayrak gönderden inmez, minarelerden ezanlar dinmez. Hiçbir yerde Allah'ın izniyle kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti vatanı bölünmez mesajıydı bu. Bir rekor kırdınız Aksaraylı gençlerle. Yanınızda da yine bir genç var. Neler söyleyeceksiniz Sayın Valim? Harun Bey, 19 Mayıs haftasında gençlerimizle beraber Türkiye'nin en büyük bayrağını, Türkiye'nin en büyük kanyonunda dedik, bir açalım. Yaklaşık 2023 genç demiştik ama orada 5000 gencimiz geldi. Ve yüzer metre dört bayrağımız da vardı. Yani 2 kilometrelik bir alanda gerçekten muhteşem bir manzara vardı orada. Ve demin dediğiniz gibi yani biz çocuklarımıza, gençlerimize, bu topraklarda yaşayan herkese bayrak şuurunu, vatan şuurunu, medeniyet şuurunu, kültür şuurunu, yaşadıkları inancın şuurunu mutlak surette vermemiz gerekiyor. Mesela orada bir gencimiz bayrağı açarken tabii çok büyük bayrak. Yaklaşık olarak yani dünyanın en büyük bayrağı olduğu için çok büyük bir bayrak. Ağır mı diye sorduğunuzda bayrak ağır ama yükü ağır değil dedi. Ben hiç unutamadım bunu. Ağlayan gençlerimiz oldu. Duygusal anlar yaşandı. Gençlere de çok fırsat veriyorsunuz. Evet. Fahri danışmanınız sanıyorum. Yani Fahri değil aslında. Gerçekten fiili danışmanlığımızı yapıyor Cemil. Şöyle bir şey var. Onların sınıfta, sokakta konuştukları ve bize aktardıkları her şeyin bir hafta sonra Türkiye gündeminde olduğunu fark ettim. Ya bu gençler Türkiye gündemini çok yakından, hatta daha önde takip edebiliyorlar. Zaman değişiyor, sosyoloji değişiyor, dünya değişiyor. Biz yöneticilerin de bu değişime ve dönüşüme ayak uydurması gerekiyor. Onların da tecrübelerinden, birikimlerinden neler konuşuyorlar, ne talep ediyorlar onu bilmemiz. Yani aslında bize bedavadan bir aktarım yapıyorlar. Biz bütün faaliyetlerimize onları katıyoruz. Yani köylere gidiyorsak onlarla beraber, muhtarları topluyorsak onlarla beraber. Bugün siz buradasınız, biraz sonra bir okula gideceğiz, yine onlar olacak. Böylece arkadaşlarımız kendilerine bir özgüven geliyor ve her türlü fikri bize aktarabiliyorlar. Biz de onlar sayesinde gençlerin nabzını yakından tutabiliyoruz. Aslında çok iyi bir danışmanlık yapıyor. Memnun musunuz Sayın Valim'den? Ya her genç gibi, Aksaray'daki genç gibi çok memnunuz. Hatta bazen gitmese keşke veya gitmesin diyoruz. Çünkü elbet her valinin olduğu gibi belli bir zaman sonra görevi burada olacak ve başka bir yere gidecek. Şöyle diyeyim ben size, biz Aksaray'da çok şey değiştirdik, çok güzel bir roman yazdık. Sayın Valimiz genellikle hikaye diyor ama bizim yazdığımız şey hikaye olacak kadar küçük bir şey değil ne yazık ki. Çok büyük bir roman yazdık biz burada ve şöyle söyleyeyim, biz bizim bir gençlik grubumuz var. Bu gençlik grubundaki herkes kendine sivil genç polis diyor. Çünkü biz halkta olsun, sokakta olsun, kahvehanede olsun veya kafelerde olsun her türlü herhangi bir mesela bir insanın başı belaya girdiği zaman veya kötü bir şey olduğu zaman biz anında Sayın Valimizin ve diğer il müdürlerimizin olduğu gruba yazıyoruz ve anında bir çözüm üretiliyor. Bu yüzden gençlerin sesi olduğu için, çünkü biz her zaman kendi aramızda konuştuk bir şeyleri, kendi aramızda kalıyordu ama Aksaray'daki gençler Sayın Valimiz sayesinde en azından bu aralarındaki konuştukları şeyleri belli bir yere yansıtma şansı buldu bu sayede. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, bence sırrı bu. Biz bunun küçük bir örneğini gücümüzün yettiği kadar aynı hizada durarak genç arkadaşlarımızla beraber keyifle, mutlulukla, zevk alarak yapmaya çalışıyoruz. Evet, o zaman ben de şöyle diyorum. Eğer ülkenizi severseniz her sabah güneş daha güçlü yeniden doğar. Her gece ay yeniden pırıl pırıl yeniden doğar. Ülkemizden eksik olmasın böylesine gençler diyorum. En İyisi Gezmek programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle.